Ben Mehmet Keskin. 1960 yılında bu köyde doğdum. İlkokulu bu köyde, köyümüzdeki okulda okudum. Tabii imkansızlıklardan dolayı yüksek okullara gidemedim ve burada kaldım. Bizim çocukluğumuzda tabii ki o zaman nüfus çok kalabalıktı. Her ailede de en az 5 veya 6 çocuk vardı. Kalabalıktı. Geceleri oyun oynardık. Okula gittiğimiz zamanlar bile okul tatil olduğu zaman biz mutlaka bir hayvan güttürürlerdi. Ama kuzu, ama oğlak, ama bızak. O şekilde geçti çocukluk yıllarımız. Arkadaşlarımın çoğu öldü. Benim yaşımda olan, yani sadece 1960 doğumlu 10 arkadaştık. 10 kişi askere gittik. Ama 3-4 tane kaldı. Bir ben burada kaldım. Diğerleri hepsi şehirlere gitti. Birçoku da öldü arkadaşlarımın. Yani görüştüğüm 2-3 arkadaşım kaldı emsallerimden. O yokluklara rağmen çok güzel, iyi bir komşuluk vardı. Ama maddi sıkıntılardan mıydı, yokluktan mıydı? İnşaat yapana yardım edilirdi, düğün yapana yardım edilirdi. Ben kendi düğünümde çok insanların yardımıyla düğünümü yapabildim yani. Param yoktu çünkü babam öldü. Ben 14 yaşındayken babamı kaybettim. Askerden geldim, evleneceğim, param yok, hiçbir şey yok. Birkaç komşunun yardımıyla evlenebildim yani. Birisi bir traktör, buğday verdi. Bir komşu bir inek verdi. O şekilde evlendik. O kadar yani yardımlaşma vardı. Çok yardımlaşma vardı. Cuma günü başlardı düğün. Cuma gününden yemekler yenirdi. Cumartesi günü akşamı, cuma günü akşamı kına yakılırdı. Cumartesi günü akşamı güzel düğün olurdu. Pazar günü de alay olurdu. Gelin alınırdı. Ondan sonra işte çalgı çaldırılıp ve saat 5'e 6'ya kadar gelin inmezdi. Gelin indirilirdi. O şekil olurdu eski düğünler. Şimdi daha biraz modernleşti. Şimdi köyde birisi bir düğün yapsın, isterse nişan olsun, şehirde ne kadar insan varsa hepsi doluyor. Yani insanlarda bir özlem var o köy düğünlerine, açık havada. 3 oğlum, 2 kızım, 1 oğlum oldu. 3 çocuğum var. 3'ü de şimdi evli. Şimdi kızlarım şehirde. Oğlum da şehirde. Ona da daire aldım. Şehirde oturuyor ama beni bırakmıyor. İşten çıktığı zaman olsa, yani mesaisi bittikten sonra da gelip beni burada bir dolaşıyor. Ondan sonra yapılacak bir işim varsa yapıp ondan sonra yine evine gidiyor yani. İrtibatı kesmedik oğlumla. Arayışıyla geçim olarak değil, hobi olarak. Ama yani çoğaldığı zaman arıları satıyorum bakamam diye. Onu da kırlara tuzak kuruyorum. Tuzakta tutup arıları. Ondan sonra arıcılara ilk yazını satıyorum. Gene yaz seneye yine tutuyorum o şekilde. Diğer arkadaşlar da öyle. Hani ticari olarak sadece geçimi o yüzden olan değil yani. O bu olarak. Şimdi bizim duyduğumuz, yani yaşlıların da bildiği, zaten köyün kurucuları mesela benim dedelerim de Tekirdağ'dan gelmiş buraya. Burada bu çiftlikten iş almış. 2 tane çiftlik kalmış burada. Tanıdıysam 1865'e falan geliyor. 1865 yıllarında bu 2 çiftliğin yanına 5 hane gelmişler Tekirdağ'dan. O zaman bu çeşmenin suyu bizim çok eski. Onu bilen yok. Toprak kümple geliyor. Buradan bu çiftliğe geliyor su. O zaman camiyi yapıp caminin karşısına almışlar. Osmanlıca çeşmenin yazıları 1285 yani kurmuşlar. Ondan sonra 7 hanede bakıyorsun 1915'te Çanakkale Savaşı'na kaç tane insan gitmiş düşün. 19 tane şehidimiz var Çanakkale'de bu köyden. 14 tane kurulan köyden yani. 19 tane şehidimiz var. Sonra da işte bu 15'ten sonra da 80 haneye çıktıydı köyümüz. Şimdi işte 50-60 hane ışığı yanan var ama çocukları yok. Annesi kalmış, babası ölmüş, kimisinin annesi ölmüş, sadece babası kalmış. O şekilde kaldı yani. Bayramlarda biz aynı geleneklerimizi hala devam ettiriyoruz.
Bayram namazına herkes gelir. Bayram namazından çıktı mı herkes, yaşlılar sırayla dizilir. Herkes bayramlaşır. Ondan sonra dağılırız, evlere gideriz. Bayramlarda onu devam ettiriyoruz. Evet. Benim bak en büyük rahatsızlığım, bütün gençler şehire gidiyor. Buradaki babasından veya dedesinden kalan araziyi satıyor. Benim en kızdığım konu bu. Ya satma, dursun. Sen gelmezsen belki senin torunun gelir. Bunların korunmasını istiyorum ben böyle. Çünkü bak şimdi nereden bahsediyoruz? 1400'den bahsediyoruz değil mi? 600 yıl olmuş. 600 yıldan beri bu insanlar buraya gelmiş, kan dökmüş. Kanıyla, canıyla, tırnağıyla, dişiyle, tırnağıyla edinip tutunmuş. Biz bunları hep yabancılara satarsak çok üzülüyorum.